Evet. Evet hocam. 5 numaraya geldik. 5 numarada Reyhan. Evet. Şimdi Reyhan'ın bak en önemli birinci sıradaki özelliğini söyleyeyim. Diyabete bağlı nöropatik şikayetlerde 3-4 yaprak reyhan tüketin. Öğleden evvel, öğleden sonra. Yani diyabette nöropatiye bağlı ağrıların alınmasında. Zihinsel odaklanma probleminiz varsa, yani dikkatinizi bir konuya veremiyorsunuz böyle, bunun için reyhan, hatırlama gücünüzü, performansınızı artıracaktır. Bir defa bak, sayısal değerlerini vereyim. Evet hocam. Reyhandaki omega 3 %48. Bunlara yağ aseti omega olarak 3. baktığınızda. Bak omega 3 %48. Omega 6 %21. Oleik asit ki zeytinyağının neredeyse %48'i oleik asittir. Oleik asit de %13. Bu yağlar doğrudan beynin fonksiyonel çalışabilmesi için birinci derecede önemlidir. Yani işte bunun için reyhanı çiğnediğiniz zaman yani doğrudan beyne intikal edebiliyor. Onun için reyhanı ben hararetle tavsiye ederim. Hele hele bu hatırlama gücü, çocuklarınızda dikkat dağınıklığı söz konusuysa, beyinsel performansınızı artırmak istiyorsanız, evet, bunun için reyhan. Bir başka şey var bunun içerisinde, metil çavikol diye bir etken madde var. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şimdi tabiatta hiç bu... Nasıl söyleyeyim? Bir dakika ya Rabbi. Tamam. Reyhanı çiğnemeye başladığınız zaman bak tarçın tadını alırsınız. Anason tadını alırsınız. Yani başka burada kekik, lavanta tadını algılarsınız. Yani ayırt edersiniz bunu. Şimdi bütün bu lezzetler, bütün bu lezzetler nereden kaynaklanıyor? İşte doğadaki bitkilerin içeriğindeki farklı kimyasallardan. Anason tadını da alıyorsun, rezene tadını da alıyorsun. Çünkü bu saydığım işte kekik olsun, anason olsun, rezene olsun, tarçın olsun, lavanta olsun, onların uçucu yağlarının hepsi bunda var. Onun için o lezzeti alıyorsunuz. Ama özellikle zihinsel odaklanmada dikkat dağınıklığında hemen hissedersiniz zaten. Yani bir 10 dakika sonra reyhan size bu farkı gösterttiriyor. Evet.